Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir süpermarket simülatör bölümüne hoş geldiniz efendim. Babuş Süpermarket hizmetinizde. Sevgili dostlar, en son geçtiğimiz bölümde ne yaptık? Ben bölüm arası verecektim. Daha doğrusu yayına ara verecektim yemek yemek için ve ondan önce süpermarket simülatör oynuyordum. Ne yaptım efendim? Yemeğe gitmeden evvel ben bütün paramı ürünlere bastım. Aha da gördüğünüz gibi şurada ağzına kadar dolu bir depom var. Sadece 22 dolar param var ama hiç fark etmez. Ağzına kadar dolu bir depoya sahibim sevgili dostlar. Bununla beraber dükkanım incik cincik ürün dolu. Hani bir tane bile rafım boş değil. Kazanabildiğim kadar para kazanmaya ve bu kazandığım parayla da dükkanı büyütüp yeni ürünler satmaya çalışacağım. Dükkanın ben diziliminde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani belki şey yapılabilir, şunlar böyle biraz daha yanaştırılıp burası, şuraya böyle bir dal daha bir şey atılabilir belki. Bilemiyorum efendim, şu anlık böyle iyi. Haydi başlayalım. Aleyküm selam Ahmet, hoş geldin. Görev yerimize geçtik efendim. Yavaştan bir müşteriler gelmeye başlasınlar. Bu arada sevgili arkadaşlar, sanırım chatte en azından yarım saatte bir şey yazmanız gerekiyor ki sizi aktif olarak saysın. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Haberiniz olsun, yani arada iletişim kurarsak gerçekten çok tatlı olur. Benim bütün bunlar yapılırken yapabileceğim bir şey var mı? Şöyle bir oyunu ilerletebileceğim bir şey. Kasiyer babucu. Aynen öyle Yusuf'um. Aynen öyle. Ahmetciğim, ben şey değilim. Yani para kasma olarak oyunda para kasma diyorsan evet, ama Kick'te ne partnerliğim var ne KCIP'im var. Yani mesaj yazmanız sadece benim sıkılmamamı sağlıyor. Şu an hiçbir şey gelmiyor bana. Adamlar doğrulama rozeti bile vermedi abi. Rozetimi niye vermediniz lan? Vermediler abi, vermediler. Şimdi yeni ürün lisansından ziyade sanırım ben büyütmeye yönelik ilerleyeceğim. Bu arada faturaları yatırmışız. Ona rağmen para kalmış, öyle mi? Peki benim diğer kasada şu an müşteri var mı? Yok, müşteri yok. Çünkü ben bu kasayı kapalı tutmuşum. Dur bakalım. Bir hop. Açarız şimdi kasayı. Tekrar başvurduk mu? Bir ay kankam. Bir aylık cooldown var Yusuf'um. Bu kasadan da alabilirim efendim. Müşterilerimizi bekletmeyelim. Babuş bakkal güzelmiş 90'lı yıllar gibi. Abi niyeyse benim içimde hep böyle bir bakkalcılık şeyi var, biliyor musun? Ve olsun bir işleteyim falan istiyorum da. Kuvvetle muhtemel cortu çekerim ya. Al baba 50 cent. Ben çok hızlı panik yapabilirim yani. İmdat diye. İmdat batıyoruz diye. Efendim gülüm.
Geldim efendim. Dediğim gibi tekrar başvurmak için bir 30 günlük süreç şey yapıyor. O arada alabilir miyiz, alamaz mıyız pek bilmiyorum. Seni kapısında plastik toplar asılı, içinde açık bakliyat satan, aynen abi böyle küreğiyle beraber, hani o bakliyat küreği oluyor ya. Köşesinde ekmek dolabı dolan yazar kesenin kenarında da belki ittiririm umuduyla dandik sakızlardan yerleştiren bir bakkal olarak hayal edebiliyorum Samet. Sağ ol yavrum. Vallahi Enver abim ittiririm bu arada. Ne yapıyorsunuz be bir şey ya? Beraber iki elden girişiriz karı koca. Olur yavrum. Buzdolabından getirecekti. Al yavrum. Ben içiyorum zaten. Vallahi Haseloğlu. Yayıncılığı bırakırsam da video çekerim ya. Yani yayın yapmayı bırakmayı düşünmüyorum şu aşamalar. Çünkü abi şeyden ziyade böyle hani bir işten ziyade benim için bir alışkanlık gibi bir şey. Güzel bir alışkanlık. Sizle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum. Güzel insanlar tanıyorum. Ki arkadaşlık çok uzun sürüyor mesela burada. Ama mesela Enver abimle seneler olmuştur. Bir 4-5 senesi vardır çok rahat. Belki daha da fazla. Yusuf'unla hakeza aynı şekilde. Yani tanıdığın insanlar seninle beraber kalıyor. Adamlar benimle vakit geçiriyor. Güzel bir şey yani. Bir gideyim ışığı açayım hocam. İlgileneceğim abi. Dur, müşterinin tepesine basa basa. Benim dükkan stoklarım full bu arada. Bugün ne satış yaparsak bize yazıyor. Ben her şeyi oynuyorum hocam. Çok garip bir rakam bu arada 46.2. 50 dolar. Al babu. Babuş pazarlama. Market görünce çıldırıyorum şu sıra. Market bile çağırmadı çalışmaya. Balım nerede oturuyorsun? Hani personel eksikliği falan mı yok acaba? Çünkü ben gençken çok rahat market, komi hani oralara girebiliyordum. Ama tanıdık vardı. Şimdi orası da bir ayrı. Depomda ağzına kadar dolu ürün var bu arada. Dediğim gibi parayı ya yeni ekipman almaya ya da dükkanı geliştirmeye kullanacağım. Yer lazım, yeni yer lazım kesinlikle. Kısa süre çalışır çıkarsın diye almıyorlar. Askerlik belki şey yapıyor olabilir balım. Adam böyle uzun süre çalışacak personel arıyor olabilir. Peki Furkan'ım mesela şey var. Getir uygulamasında getir iş var. Ne bileyim part time çalışabileceğim bir şeyler olabilir orada belki. Bilgisayarın mikrofonun varsa çağrı merkezi için çalışan olarak şey yapabilirler. Uzaktan çalışma falan. Al yavrum. Belki sana hani faydası olabilir. Kameramı açacağım bu arada. Askerlik tüm iş yerlerinde negatif durum etkisi yaratıyor. Uzun süreli çalışan arıyorlarsa. Yani haliyle bana da şey diyorlardı adam mesela. Başvurduğum zaman. Abi diyor ben seni yetiştireceğim edeceğim. Tam senden verim alacağım zaman hop gideceksin. O yüzden genelde şey tercih ediyorlar. Çok güzel bu arada ya dükkan. Bakar mısınız dostlar? 1400 dolar çıktı bile. Ki hatta şu gelenlerle beraber çok daha fazlasını kazanırız. Senti sentine teslim etti. Tamam benim bu kasayla alakalı işim bitti.
Akşam 9 olunca adam çalışmayı bırakmıyor. O yüzden belli bir süre izin verip acaba şey mi yapsam? Ürünleri depolamasını mı beklesem? Warhammer şu sıralar zannetmiyorum Kürşat. Ya ben de bizim agaya yardımcı olayım. Mesela ne eksik abi? Makarna eksik. Gideyim böyle bir makarna getirmeye çalışayım ya da dükkanı kapatayım. Gündüz gözüyle dizeyim abi. Kutuyu çöpe atsın. Hop. Günü salalım. Gün 30. 44 müşteri. Mağaza puanı falan iyi. Altılı süt gazlı içecek şekerleme. Altılı süt gazlı içecek şekerleme. Oo. O neymiş öyle? Altılı süt gazlı içecek şurası. Aa, burayı zaten uygun fiyata satıyormuşum. Şekerleme. Şekerlemeden kastı şunlardır herhalde. Yep. Oho, hey maşallah. Güzel kar ediyoruz ya. Yani sattığımız kar maliyeti karşıladığı için baya baya rahatız. Abi mesela ben küçük şeylerinden anlamıyorum ki. Bu değil, bu değil, bu değil. Bunlar değil, beni anlamıyorsunuz. Şu adamın işinin bitmesi lazım ki. Dur ben de bir peynir alıp gideyim mesela peşine. Şu adamın işinin bitmesi lazım depo görevlisinin ki ben ne olup ne bittiğini bileyim. Hani dükkanda hala bu adamla beraber stok dizmemize rağmen ne eksik ne değil. Onları bir öğrenebileyim. Peyniri koydum yerine. Şu mu baba? Bunlar kek. Şura. Şura. Merhaba. Buraya koydum. Yukarıdaki ne lan? Görmüyorum ki. Tuz. Ya hiçbir şey bitme raddesine gelmiyor diyerekten bir şeyler yapabilirim böyle. Ya yeni ürün alıp raf koymak istiyorum esasında. Benim yapmak istediğim asıl şey o ama. Adam sürekli çalışıyor. Bir tane kahve kalmış. Kahveler satılmış. Kahveyi yerine geri koyalım. İçecekler falan filan. Genel olarak buzdolabı reyonu sanırım rahat durumda. Onun dışında diğerlerinde böyle tamamlanması gereken şeyler var gibi. Hoppa. Sen ne götürüyorsun bilmiyorum. Bu değil bu. Okey, fullemişiz. Seni aynı yerine koymak istiyorum ama burası galiba. Şunun işinin bitmesini bekleyeceğim sanırım ya. Şimdi öncelikle bir yönetimden faturalara gelip faturamızı ve kiramızı ödeyelim. 1500 dolar para kaldı bize. 750 dolara ağartıcı, temizleyici, bulaşık makinesi, tableti, el sabunu, şampuan ve tuvalet kağıdı alabiliyoruz. Ben bunların tamamının normal rafa dizilebileceğini düşünüyorum. İkili raflardan 3 tane almam lazım ki bir altılı dizebileyim oraya. O da neye tekabül ediyor? Şurayı birazcık açarsak, burayı kaydırırsak herhalde bu kenara böyle bir üçlü daha atabiliriz gibime geliyor. Ama bilmiyorum. Yani yeterli gelir mi gelmez mi alan. Mesela şuraları bitişik yapabilir miyim? Herhalde bitişik yaptığımda herhangi bir sıkıntı çıkarmaz.
Ayrıca ben burayı düzenleyene kadar depocunun işi biterse en azından ben de elimde ne eksik ürün var onu öğrenirim. Burayı da aynı şekilde dizebilirim ama burayı bence aynı şekilde dizersem şu dolap kısmı sıkıntı çıkarabilir abi bu araya girmeye. Belki bilmiyorum. Gerçi ne olur onu da şu duvar tarafına bir yere kaktırırım. Burayı ben her halükarda boş bıraktırırım yani. Gel bakalım şöyle. Böyle giriyorlar mı dostlar? Yani herhangi bir sıkıntı teşkil ediyor mu bu? Bayağı yer açılacak bu arada ben sana diyeyim. Bayağı bir yer açılacak. Murat aleykümselam hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Senin keyifler nasıl? Abi çok güzel yer geliyor bu arada. Ben sana bir şey diyeyim mi? Harbiden şahane yer geliyor. Tamam mesela böyle bir şey yapsak. Oradan buraya doğru gelse. Şu kola dolu dolabı mesela çevirip şöyleli koysam. Buraya 3 tane raf sığar herhalde ya. Peki şöyle yapabilir miyim mesela? Girişine engel olmayacak şekilde bu rafları böyle yerleştirebilir miyim? Tam oturuyor sanki. Bence güzel oturdu. Herhalde girebilirler ya. Buraya böyle bir 3 raf gelir. Neden gelmesin? Bir şey söyleyeyim mi? Çok daha düzenli gözükmedi mi? Sizin de gözünüze şey gözükmüştür yani düzenli gözükmüştür. Serhat abim hoş geldin. Tamam, şimdi toptancıdan mobilyalardan ben 3 adet raf istesem 600 dolar vermek zorundayım. 600 dolar. Peki. Bunları böyle yerleştirsem. Şimdilik böyle dursun. Da şu köşe ne halta yarayacak yani. Kendimize acı çektirmenin bir mantığı yok. Tapının oraya dayayalım hepsini şimdilik. Dediğim gibi kendimize acı çektirmenin bir mantığı yok orada. Biraz şeye kaydırmak lazım. Abi örneğin şöyle bir şey olabilir mi? O köşeye girebilir mi bilmiyorum. Müşteri. Birader reyon aralarını çok dar yaptık ya. Şimdi diyelim ben 750 dolara lisansı aldım. 750 dolara lisansı alsam bile buraya yerleştiremeyebilirim. O yüzden bankadan 750 dolarlık bir kredi alalım. Bu krediyi biz her türlü öderiz zaten. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yönetime gelelim. Ürün lisansını alalım. Ağırtıcı, temizleyici, bulaşık makinesi tableti, el sabunu, şampuan falan. Bu 900 dolarla da onları dizelim. Şimdi bu yeni gelen ürünleri nasıl görebilirim mesela? Freezer'da değil, şeyde değil, hepsi bunda. Yeni gelenleri en aşağı koyuyor olabilir mi? Aynen bak tuvalet makinesi. Hocam tuvalet kağıdı, şampuan, el sabunu, bulaşık makinesi, temizleyici, ağırtıcı. Bunların hepsinden örneğin şöyle dörder kutu, dörder kutu söyleye söyleye sipariş edelim. Yeri belli olmadığı için bunları ha, depoya götürüp koyacak.
Oğlum depocu bir duraydın lan. Bir duraydın be kral. Neyse adam onları depolar... Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O depocuyu ben kullanırım abi. Buralara şöyle birer tane koyduk mu... Adam mecbur getirip buraya koyacak onları. Diğer ürünlerle alakalı şey yapamaz. Mesela bundan... Aa alamıyorum. Ne bakıyorsun Bönbön? Diğerini almaya gitti. Fiyatını ayarlayacağım bu arada merak etmeyin. Ne kadar çok yer tutuyor lan öyle. Kapısında market yazan bakkal gibi oldu. Abi marketiz biz yani kurumsalız. Ben bunları depodan alır gelirim. Bu arada çok güzel bir taktik var. Ben böyle oyunu oynayan agaları seyrettim. Seyrettiğim abilerimden biri şey yapıyordu. Ürünün normal satış fiyatı üstüne %15. Yani mesela bu 1 lira, önerilen satış fiyatı 2 lira ya. %15 daha fazlası. Yani nedir yani mesela 2 liranın %15'i? 2 lira 30 kuruş falan herhalde. Tam bilmiyorum. Tam hesaplayamadım onu. Yok Zafer abiyi izledim ya. Ahmet'im oyun bayağı keyifli. Yani yeni güncellemelerle falan beraber böyle bütün zemini, duvarları boyamadan tut. Buradaki raflara renk vermeye kadar birçok şeyi getirmişler. 2.33 ha çok yaşa. Birçok şeyi getirmişler 10 numara. Mesela 3 dolar ya. 3.30'a satsam ben bunu ne olur? 1.65'te ben şey yapmış olurum. Ya ürünü satarım bir ürün fiyatı kadar da kar ederim. Bu ne kadar? 4.73 mesela. 4.73. Abi 4.40'dan satarsam gerçi piyasa fiyatının niye altına vereyim ki? Dümdüz 5 dolara vereyim ben bunu ya. 3.30 5 dolar. Abi selamun aleyküm. Şimdi sen bana 4 kutu bulaşık tableti ver. O neymiş lan? Abi 4 kutu bulaşık tableti verdirirsem dükkana ürünleri tamamlayamayabilirim. 672. Hayda. Ne yapacağız o zaman? Bulaşık makinesi tableti niye bu kadar pahalı ya? Dur. Şunları bir alalım. Bulaşık makinesi tabletiyle el sabununu. Sonra 4 tane şampuan, 4 tane tuvalet kağıdı alacağım. Aldım bunu. Geldim buraya. 4 sabun. 4 tuvalet kağıdı. Ağartıcı değil. Ağartıcı değil abi. Kalanına bulaşık makinesi tableti. Alamıyorum. Vay anasını ya. Ne pahalıymış be. Ahmet'im artık depoda senin yerine çalışacak adamlar var. İşe alım kısmından depo çalışanı alabiliyorsun. Mesela benim mağaza seviyem 20. 22 olduğu zaman ben depoya bir tane daha çalışan alabileceğim ve iki çalışan sürekli orayı dolduracak. Arzu edersem şu an kasiyer alabiliyorum. İşe al diyerek bir kasiyer daha alabilirim. İki tane kasam var zaten ama kasanın birinde de ben çalışmak istiyorum açıkçası. O yüzden bir şey yapmıyorum. Bizim depodaki adam ürünleri yerleştiriyor buraya. Hacım yerleştiriyorsun da işimiz var işimiz neyse. Aa, iki kutu bulaşık makinesi tableti şey oldu galiba. Tam yetti. Bulaşık makinesi tabletine ben de bir oha dedim. Abi hakikaten yani sanki altından yapmışlar. Ama bir kutusu iki sıra alıyor abi. Maxi pack 600 tane varmış içinde. Kanka 600 tane ise normal değil mi ya? Bir tane alıyorum bulaşık makinesi tableti. Bir ömür gidiyor. Sıvı sabun. Sıvı sabunları alalım hocam.
Evet bak diğerleri böyle bir sırada bir ürün varken burada öyleli değil. 600 tablet. Günde iki defa bulaşık makinesi çalışsa ki yani çoğu zaman bir çalışıyordur da hadi bizde iki çalışıyor. Hadi üç çalışsın. 600 bölü 3 ne yapar abi? 200 gün. Anasını satayım. 200 günlük ürün yani bir tane alıyorsun. 200 gün kafan rahat. Ya da benim matematik hocam mahvoldu şu an bilmiyorum. Makine bozulursa güm. Umarım bozulmaz ne diyeyim. Ben bu arada dükkana ürün getirmeye var ya canımdan verdim canımdan. Bu araya biri girip alabilirse helal olsun bu arada. Adamlar böyle fare gibi yaşayacak herhalde. Bunlar da şampuan diye tahmin ediyorum agacım. Ne yapam? Normalde bu işi depocuya da kitleyebilirdim. Ama ben daha hızlı bir şekilde yerleştirir. Fiyatlarını girer. Dükkanı açarım abi. Hoppa. Abi günde 3 tane ayda 900 tane eder 20 günlük. 200 günlük değil evet ben kafayı kırdım. Ne günde 3 tane kullanmıyorsun ki? Var mı günde 3 tane kullanan? Günde 3 tane kullansan 20 günde 60 yapıyor oğlum 600 yapmıyor ki. Günde 3 tane kullanıyorsun. 20 gün kullandın. 3 çarpı 20 60. 300 bölü 30 gün. Abi 300 bölü 30 yaparsan günde 20 tane kullanmaya düşer. Adam harcım. Ne yapıyorsun kardeşim? 300 ürünü ki 600'ü 30'a bölersen 600 tane ürün bölü 30 bir ay içerisinde kullanabileceğin rakama erişirsin. Ne yaptın canım? Bir ay içinde evet doğru yani 20 rakamı doğru. Ama bir günde kullanılabilecek miktar o. 600'lü tablet mi olur? İşte herkesin aklı ona şaştı ya. Benim de kafayı yaktı abi bakma. Ve günde 3 çalışmaz bulaşık makinesi ya. Matematiğinde sıkıntı yok kral. Doğru buldun. Sonuç yanlış. 20 dolar diyor. Ben bunu mesela 26 dolara satabilir miyim? Satılmaz 26 dolara. Çüş ayı derler adama ya. 21 dolara. Bu. Ama maliyete bak 0,75. Abi o zaman mesela 2,25'ten satarsam 1,5 dolar kar kalıyor bana. Yani adam bir sıvı sabun aldığında bana iki sıvı sabun hediye ediyor. Babuşla matematiğe doğru. 21,99 indirimli fiyat. Aa, o 99 olmasa. 21,99 hocam. Ama almayabilirler. 21,99 pahalı gelebilir. Buna 7 dolar desem. Tuvalet kağıdı 15,41 diyor. Tuvalet kağıdına da 17 dolar desem. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürümden kazanalım abi. Sürümden kazanalım sen bana bırak. Var mı bunun böyle dükkanda boş boş durmasının bir anlamı? Bence yok. Sal kanka sabit sürümden. Sabit sürümden baba. Bazılarında kuruş kuruş. Sürümden kazanalım ya. Yarın yokmuş gibi satsın. Dükkanlarına eksik. Bak makarna eksik bu arada. O depolar böyle birkaç gün daha erisin. Zaten ne var ki depoda?
Depoda iki tane tuvalet kağıdı var fazladan. Geri kalanı et, süt ürünleri, peynir, meynir falan filan. Bu depoya iki tane daha kasa atıp böyle gene her şeyden sipariş edilebilir belki ama bekleyelim abi. Fiyatlar kazık. Bence çok okey. Tuvalet kağıdı 17 dolar mı? Vallahi piyasa fiyatı 15.41 dolarmış. Biz direkt 15 dolara satıyoruz. Hatta şöyle yapalım abi. 15 dolar 27 kuruşa satalım. Tam 5 dolar kar girsin cebimize. Ne garip fiyat ya. Bizim burada da tuvalet kağıdı pahalı değil mi abi? Bu arada içeri girebiliyorlar mı? Aa, iyi sığıyorlar. Lan sığmazlar diye çekindim var ya. Ay. Buradan hiç alışveriş yapılacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Bura beni bile zorluyor. Girer herhalde ya. Abi raftan bir defa giriyorsun. O ürünü, bütün aynı ürünleri şeye satıyor. Selamın aleyküm. Ablacım kart çektim. Bizim depo çalışanı da bir yandan elde ürün varsa bunları tamamlar. Mis gibi. Tiri ver arkada. Asaların daha fazla hızlandığı falan da oluyor aslında. Oluyordu. Komisyon diyerek her birinden 50 sent fazla çeksem. Kasanın üstünden atlamasak mı? E dükkan küçük, ne yapayım? Birader burada da bir kasa açık. Burada da. Dükkan küçük kardeşim, ne yapayım? Ne kadar tuttu la ora? O kadar şey aldı, 37 dolar mı? Oğlum bedava sudan ucuz veriyoruz herhalde ya. ...51,5 çekeceğim senden. Aa bak, iki tuvalet kağıdı aldı. 32,54 ne ya? Kartla fazla çektirmiyor bu arada. Hayır, post cihazına fazla yazarsan müşteri kabul etmiyor. Ama az para üstü verebiliyorsun nakitle alışveriş yapanlara. Hani sakız verme mantığı, ciklet verme mantığı düşün. Onda da mağazam seviye alamıyor. Benim mağazam 21 seviye ya mesela şimdi. Sıkaydım. Benim mağazam 21 seviye, müşteri geldiğinde 20 seviye, daha doğrusu 21'e kasıyorum. Müşteri geldiğinde rahat bir alışveriş deneyimi yaşarsa adam bana 5 puan veriyor. Ama mesela bak, herif nakit verdi. Normalde para üstü vermem gerektiğini varsay. Vermezsem 5 puan değil 4 puan alıyor. Bak mesela 50 sen para üstü vermem gerekiyormuş. Vermeyebilirim ama şu an benim için puan daha önemli. Patron tepelerde geziyor. E ne yapam abi? Oğlum yok mu burada bu kasaya şey yapacak biri ya? Tek kasa beklemeyin diye şey yapıyorum. Fazla para üstü verirsen de eksi puan yiyorsun bu arada. Adam alışveriş deneyimini tamı tamına yaşamalı. Makarna alırız, ekmek alırız. Herhalde ekmek yok. Altılı süt az kalmıştı galiba. Bu arada 1-2 dolar az verebilirsin. 38 doları şey yapmıyor. 38 dolara az verme gibi bir imkanın yok. Ben bir ara küsuratla uğraşmayayım diye hepsini şeyden satıyordum. Düz hani mesela. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar küsurat yok. Küsuratsız satıyordum.
Diğer kasadaki adam çok şey yapmıyor ya. Mesela 55 dolar 87 sente nasıl tekte çıkarıp verdi? Onu da merak ediyorum. Vermesen ne yapıyor? Bekliyor mu öyle? İşlem bitmiyor. Evet, bekliyor. İşlem bitmiyor. İşlemin bitebilmesi için adama para üstünü vermen lazım. Eksik ya da fazla verirsen şey yapıyor işte. Az mağaza puanı veriyor. Bak mesela deneyelim. Fazladan para üstü verdim buna. Aa yok, mutlu oldu lavuk. Ya bununla mesela 2 dolarını vermedim. Bak eksik para üstü diyor. Ha mesela 1 dolar çaldım heriften. Daha az puan veriyor. 1 dolara kadar şey yaptırmıyor. Bütün çalışanlar aynı model. Maalesef. Sevgili Jacob. Sevgili Mehmet. Maalesef kadın kasiyer yok abi. Bütün hepsi tek çeşit. Çalışanların hepsi bundan. Depocuların hepsi bundan. Aynı versiyon. İki tane NPC var abi. Kahve sipariş edilir yarın. Makarna sipariş edilir. Kahve, makarna. Sıvı yağ, zeytinyağı. Ondan sonra... spagetti ve basmati pirinç. Altılı süt. Un. İş çok. Lan dünya kadar şey aldı. Nasıl 39 dolar? Buranın bir 50 doları var, ben sana diyeyim. Gözüm üstünde oğlum. 50 dolar ver oradan. Ne kadar tutmuş? Göremedim lan. Ah be. Hepsinden böyle bir dolar bir dolar çalsak. Mesela. Fiyatlarımız iyi ya. Fiyatlarımız iyi. O kaç tane bulaşıkta tercihan alıyorsun? 70, 91, 95, 100 dolar. Ay, bana böyle alışveriş yapan adamlar lazım işte ya. 100 dolar abi. Günde 50 müşteri geliyor varsay. 50 müşterinin 30'u nakit ödese, her birinin parasına çöksek günlük 30 dolar, tamam mı? Bu yaptığımız mini hırsızlıkla aylık 900 dolarlık bir gelir kapısı. Mis gibi haram yeriz. Şerro market ya. Abiciğim, namusumuzla mı çalışacağız chat şu saatten sonra? Şu saatten sonra edebimizle mi çalışacağız? ...41 müşteri gelmiş, bir kişi bir ürünü pahalı bulmuş. Farine un. Zamlanmış. 7.11 dolar. 7 dolar iyi buna ya. 7 dolar iyi buna. Ne yapılabilir ki? 7 dolar iyi ya. Abi ben sipariş vermeye başlıyorum. Bizimki kolaları falan dizsin. Agacım bizim eksik belli. Yani makarnadır, zeytinyağıdır. Depocu da yetişemiyor ki, yazık. Ne yapsın? Şimdi El Babu. 2 kutu zeytinyağı. 4 kutu makarna. 2 kutu yağ. 2 de kahve lazım baba. Kahve. Gözlerim kahveyi görmüyor chat. Şimdi bunları ben bir alayım, yerleştireyim. Umarım bunları taşımak yerine diğerlerini yerleştirmeye devam eder. Ben bunların işini bitirip haydi doldur oğlum depoya diye çekileceğim kenara.
Ha bizimki makarnalara yönelmiş. Aslanım benim. Vallahi depomda sıvı yağ var mıydı bilmiyorum. Ama aldım. Vay be, makarnaları fullemişiz. Okey abi. Zeytinyağı. Şimdi bize çalışma rutini olarak ne lazım? Spagetti lazım. 3 kutu spagetti. 3 kutu basmati pirinç. Unlardan da ikişer kutu. Faturalar. Faturanı öde, kiranı öde. Banka. Kredini öde. Toptancıya gel. Ne yapacaksın şimdi? Altılı süt lazım da onu sonra. 2 kutu spagetti yeter. 3 kutu şov olur. 2 kutu un yeter abi. 3 kutu bu undan. 1 kutu ekmek ver. Başka ne yapılabilir? Bence burası bir gelsin. Basmati pirinç. Kardeşim, 5 koli altılı süt ver. Ondan sonra 3 kutu basmati pirinç ver. 1 kutu çay. 1 kutu da Nutella ver. Çay biraz gereksiz bir harcama olmuş. Baktığın zaman çay çünkü harbiden varmış yani elimizde. Ama basmati pirinç bence isabetli atıştı. Basmati pirinç yapalım abi. Paket ekmek bence güzel bir tercih olmuş. 2 tane ekmek kaldı günün sonunda kenarda ama olsun. Zamlı unları dizebilirim efendim. Şöyle koydum kenara. Basmati pirinçler okey. Yolun ortasına koyuyorum. Uğraşacak. O sütler tamam. Bir hepsinin fiyatına şey yapsam mı acaba? Bu da sütmüş. Bu basmati pirinç. Fıstık ezmesi. Un. Bizim depolama alanında yer var mı peki? Buralar full. Bunları depoya taşıyabileceğim mi? Evet abi, artık adam bunları depoya taşıyacak. Belki büyük bir depolama rafı alınabilir. Onun dışında bir de ne eksik bakarız. Ya ne oluyor? Garip gureba sesler duyuyorum da. Paket ekmeğin işte çeşidi henüz yok. Ona ulaşmaya çalışacağız acım. Ne var mesela yeni ürünlerde? Yönetimden ne açılacak ona bakmak lazım. Mozzarella peyniri, parmesan peyniri, bal, ton balığı, yumurta ve toz şeker.
Bunların yeni şeyini alıyoruz aldığımız zaman. 1300 dolara alan büyütebiliyorum. İkinci bir kasiyer alıp böyle oyunu ilerletebiliyorum. Onun dışında mağazanın adını, giriş konumunu değiştirebiliyorum. Başka da şu anlık yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Bu adamın bunları depoda yerleştirebileceği yeri var mı? Umarım vardır. Tuz var, Nutella var. Yani şey, fıstık ezmesi var. Başka diğer malzemeler falan da var. Belki birkaç tur daha fıstık ezmesi falan alınabilir. Ne yapalım? Bunlar da son alışımız olsun. Mesela iki fıstık ezmesi al, yedekte dursun. Ondan sonra babacığım bunlar yeni geldi. İki ağartıcı al. Koy bunu kenara. İki temizleyici, iki bulaşık, iki bu, iki bu, iki bu. Tamam. Biz 500 dolara hayvan gibi iş yaptık şu an. Sıvı sabunların eksiği varsa tamamlayalım. Satılmış bu arada sıvı sabun ha. Öyle şey değil. Maxi boy 600'lü bulaşık deterjanı. Artıcı. Bir satılmış abi. Bayağı bir depoda ürünümüz var bu arada. Depoda ürün olduğu için rahatız. Gazoz yok. Vay anasını lan. Depodaki raflar dolu. Aa. Çocuk böyle mal gibi kaldı. Çocuğa kal geldi abi. Canım bir 2000 kredi al. 750'lik kredini erken öde. Artık kredimiz 2000 abi. Günlük ne kadar ödeniyor 2000'lik kredi? Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Abi mobilyalardan uzun depo rafı 2 tane. O 2000 dolar borcu da ödememiz lazım bu arada. Çünkü herif kilitlendi. Ya benim anladığım kadarıyla bir ürün için bir yer belirliyor, tamam mı? Bütün ürünleri oraya yerleştiriyor. Orası dışında herhangi bir yer kullanmıyor. Dolayısıyla raflar dolu olunca herifin kafa gidiyor abi. Mesela ben buradaki rafı alıp kutulayıp satmak istiyorum ama nasıl yapabilirim? Çok düşük fiyata alıyor farkındayım. Ama madem böyle bir kredi çektim oradaki bütün rafları ben uzatırım abi. Oradaki bütün rafları uzatır. Bir daha uğraşmama gerek kalmadan keyfime bakarım. Şöyle. Diğer uzun rafı böyle. Öteki uzun rafı böyle. Çaldı abim. Hanım baktı diye gördüm ama. Sen geldin. Onun dışında bir şey olmadı. Rafları boşaltalım babular. Bunların yerine büyük raf koyacağım. Bir kere uğraşacağım, sonra zevki sefasını süreceğim.
Yusuf'um hoş geldin mi? Hop. Hop. Süt. Al baba süt. Hop kek. Bizim bir daha da burayla alakalı bir sıkıntımız olmaz hocam. Tamamdır. Şimdi dükkanın açılıp yapabildiği kadar satış yapması lazım ki burası bir şekilde bir toplansın. Adam da zaten burada işlerini halletti. Bence dükkanı açalım. Bugünün de oynayalım efendim ve karımıza bakalım. Allah açtık dükkanı ilk yarım saatte sinek avlamaca ama dükkanda ürün çeşitliliği artıyor ya, o çeşitlilik arttıkça. Aa, gazoz alacaktım ben. Ben gazoz alacaktım abi. Buradan hemen dolap ürünlerine gel. Gazlı içecek. Şu zaptan lazım. Ver 3-4 kutu ya. Ne olacak? 50-60 dolar bir şey. Kasada müşteri bekliyor. Kalanını bizimki halleder. Abicim hoş geldin. Dükkan büyüyor ama para lazım. Ve ne yazık ki şu an her şeyin üstüne bir de kredi borcumuz var. Şunu kapının ağzına atıyorum da bizim çocuk alır mı bunları? Alır inşallah ya. Aa, raf dolu. Neyse ben gittim 2 dakikada kasaya yerleştirdim. Lan bir tane yumurta için mi? Bir de kart çektirecek utanmadan böyle suratıma doğru tutuyor kartı. Bir de kart çektirecek. Onur'um hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Keyifler nasıl? Kafama ataydım. $0.63. Heh. En sevdiğim para ödeme yöntemi. Karpuz mu atıyorsun abi? Yerine ulaştı mı? Ulaştı. Her şey %1,5. %15'e kadar zam yapılabiliyor galiba ama bazıları o zaman ürünleri pahalı bulabiliyor. İşin açığı bizim her şeyi böyle bir tam sayıya yuvarlasak böyle güzel olacak gibi bir izlenimim var da. Elleme şu an marketi ya. Abi çalışan şeye dokunmayacağım bak. Bu bir numaralı kuraldır. Çalışan sistemi ellemeyeceksin. Çalışan sistemi ellersen birazcık keyfin kaçar. Tam 11 dolar getirmiş. Hoppa. Süpermarket Simülatör izlemesi de oynaması da keyifli bir oyun ya. Bence. Kameram biraz kapalı. Ha, 21 seviye olduk. İzlemesi de oynaması da keyifli bir oyun abi. Yani keyifli. $2000'lık kredinin geri ödemesini bilmiyorum. O beni bir telaşlandırıyor. Abi bu arada ne şey yaptılar ya. Baksana yani şu 600'lü çamaşır deterjanı. Aa bak bir stok eksilmiş. Biraz şekerleme ve mısır gevreği lazım.
şu mısır gevreğinden 2 kutu. 3 kutu da şekerleme. Alışveriş de sen bu dükkanı biraz zor toparlarsın gibime geliyor Samet Efendi ama. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ne yapam? Satılan ürünü esirgeyen mi adamlardan? Müşteri bekliyor. Geliyorum, geliyorum. Para üstü yok. Oy! $100 alışveriş yapan adamlara bayılıyorum ya. 37.90. Onur'um telefondan mı yazıyorsun? Samsung'sa tarif edem de. Ha, bilgisayarda oto düzeltme. Hiç denk gelmedim. Bilgisayardan oto düzeltmeye hiç denk gelmedim. Fantastik bir şeye benziyor. Belki MacBook falandır ya. İlla bizim Windows bilgisayarlar gibi düşünmeyelim. Var mı orada bir $70? 54'müş. Şey merak ediyorum. Bu çalışanların gitgide seviyesi artıyor mu mesela? Yok, aynı maaş alıyor bunlar. Allah Allah. Abi dükkana ürün ne kadar bol gelirse o kadar iyi. Ya bu kasadan alışveriş yapanı dürtsünler mi dediler acaba? $50, 50 cent. Aa bak, Samet'im yetişti. Oh, şükürler olsun bende de sıra olan biri. Maşallah, dükkanda ne ürün satılıyor. Lan dur, $50 geri koy. O neymiş öyle ya? Abi toplam 41 müşteriye güzel satış yapıldı ve tuvalet kağıdına zam var.
Ben bunu 18 dolara satarım. Suratları atalım hepsini böyle bir 1 dolar falan gibi yapalım ya. Hani sürat kullanmayalım. Mesela 2 dolar 25 kuruş ya, tam 2 dolara düşürsem. E kendi kârımı niye düşürüyorum ki? 3 dolar yapsam bu sefer de ebesinin nikahı diyecekler. Şu 21 dolar okey. Ama buna 3 dolara mırın kırın ederler. Bu 5 dolar okey. Bu 3.30 okey. Şunu 5 dolara çıkarsam mesela. Fazla mı derler? Bu 5.5 iyi. 2 dolar, 11 dolar, 3 dolar, 7 dolar. 7.5 dolar. Buna 8 dolar desem abi. Lan ben düz sayıya yuvarlayacağım ya. Tuz 2 dolar. 2.5 dolar yapayım bunu da. Şunu da 2.5 dolar yapsam. 40 sent için laf ederler mi? Abi edebilirler bu arada. Bunu da düz 3 dolardan satalım. 5 sent az olsun, bir şey olmaz. Yok, fiyatları düşüğe yuvarlamayacağım. Bu şekil iyi. Sadece 50 kuruş ve hani 1 dolar şeklinde. Küsurat yapmayacağım. 5.50, 3 dolar makarna. 6.5 dolar. 6 dolara yuvarlamışız. İyi. 6.5 dolar, 7 dolar. 5.5 dolar. 10.60. 10.5 dolar. 3.5 3, 4.5 2.5. 4.5 2. Güzel. Çünkü ben küsuratlı sayı vermek istemiyorum artık. Herhalde dükkan o kadar yok sattı ki. Oğlum şunları yerine koy lan. Ekmek olur, mısır gevreği olur. Ekmek, mısır gevreği, kahve. Uf, kasiyer değil faturalar. Tak, tak. Bir de bir kredi ödememiz var. Aa, 177 dolar. Hiçbir şey satın almasam ve stokları eritmeye çalışsam. Öyle de yapabiliriz. Çaktırmadan eve lazım olanları marketten al. Eksik ürün diye çalışanın maaşından kes. Birinci kasaya sen geç. Abi öyle yapalım ya. Dur şu iki dakika bir şurada bir yerde dursa. Kapatıp geliyorum bebeğim. Tamam yavrum. Agacım şunu şuraya koydum. Bir numaralı kasaya ben geçtim. Bununla beraber biz videomuzu burada sonlandıralım dostlar. Fazla alışveriş yapmamaya çalışacağım. Depodaki ürünleri eritip öyle kredi ödeyip yeni ürünlere falan girişelim. Vakit ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.